Hazır, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Eniştenin yanında mıymış Burçak? Neredeymiş? Fidanlığa geçmiş arkadaşlarının yanına. Civcivle kocamı da yollamış. Ana, siz yediniz mi? Bu saatte yemek mi olur? Yemeyelim mi de? Kendim için değilim da. Gel otur Esra. Ayşen, ne haber kızım? Nasılsın? Daha iyiyim abi. Toparladım. Geç oldu kızım. Dinleneydin ya. Sıkılıyorum evde abi. Bunu al kaplanın Asil. Nasıl olsun ana? Kötüdür tabii. Evlat kaybetmenin acısını ben biliyorum. Senin bilmediğin bir şey var mı hanım? Var. Alpaslanım ne haldedir? Onu bilmiyorum. Benim lokmalarımı hanginiz sayıyorsunuz? Siz de bir şeyin de. Saat epey geç olmuş. Ben artık çocukları alıp kalkayım. Giderken ben bırakırım seni. Sağ ol ama arabayla geldim. Hatice abla, ha, beni de bırakır mısın geçerken? Tamam hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Annem ve babamı konuşurken duydum. Alparslan abi o sırada uyuyormuş. Duymamış mı silah sesini? Susturucu vardır. Yok yok, ilaç kullanmışlar. İkisi de uyuyormuş. Ya Alparslan abim nasıl toparlayacak? İğrenç bir şey bu. Zeynep abla, bir şey sorabilir miyim? Alparslan abinin babasını nasıl öldürmüşler? Çocuklar. Hadi. Gidelim artık ha. Anne biraz daha dursaydık. Kızım yorgunum da hadi. Halacığım, Alparslan abim geldi mi? Yok canım, bu akşam gelmeyecekmiş. Merak etme, olur mu? Hadi. Hadi görüşürüz. Yenge. Söyle İlyas. Ya bu konuyu hiç konuşmak istemiyorum.
Abim biliyorsun, vır vır eder, beni tüketir. Yeni doğan bebeği görmeye gitmem lazım. Ama sen bana diyorsan ki gitme İlyas, gerisi hiç umurumda değil. Benim de umurumda değil İlyas. Ben seni biliyorum. Herkes de biliyor. Sen şimdi gitmezsen benim yüzümdenmiş gibi olacak. Abin esas bu sefer vır vır konuşacak. Ama eğer yiyenlerin gittiğini başkasından duyarlarsa kırılırlar. Çünkü biliyorsun sen onların kahramanısın. Ben o zaman bir bakayım. Hizar. He anne. Ne oli? Ne mi oli? Bana eskiden dünya böyle döneydi ya. Şimdi böyle döneyim. Aman. İki günlük bir dünya. Bir gün öyle döner, bir gün böyle döner. Abla, biz ne yapacağız? Ömer ya, bu kadar olay olurken nasıl diyeyim biz gidiyoruz diye? Ya sizin bir tane amcanız var. İnsan bir hoş geldin der, bir sarılır, bir öper ya. Amcacığım. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Ne haber lan? İyi, sana. İyi. Benim iki tane yeğenim var. Üçüncüsü yok, biliyorsunuz değil mi? Hoparsan abi yeğenin değil mi? Oğlum o kardeş, kardeş. Amcacığım. Sen anlatacak mısın Özlem ablanın ölümünü? Yoksa başkalarından yarım yamalak mı dinleyelim? Ölümle ilgili konuşmak yok. Başkalarından da dinlemek yok. Ama evet, doğumla ilgili konuşmak istiyorum. Hadi otur. Ne demiştim? Siz benim için bir tanesiniz. Amcacığım sen de bizim için bir tanesin de... bu gidişte seninle yiyen bitmez. Kız sen ben gelir gelmez niye bana laf sokuyorsun ha? Yok amcacığım ya, ben sana laf söylemem de... olaylar yüzünden babama bir şey diyemiyorum ya. Ya sana da demeyeyim de patlayayım mı? Patlama. Patlama fıstık, patlama. Ya tamam biliyorum, hakikaten zor zamanlar geçiriyorsunuz. Amca, biz ona dedik ki o kadınla o çocuğu yurt dışında bir yere gönder. Niye göndermiyor? Ya daha dün doğdu, dün. Bir şeylerin olması için zaman lazım değil mi Ömer? Şimdi benim gidip usulen o bebeği görmem lazım. Hı. Ama usulen, sadece usulen. Ama bilin ki benim sadece iki tane yeğenim var. Ömür boyu amcalık yapacağım sadece iki tane yeğenim var. Yok Alparslan'dır, öbürüdür. E tamam, gelip benden bir şey isterler, bir şey sorarlar. Elimden geleni yaparım. Ama amcalık değil. Gideceksin yani görmeye. Millet de gidecek, ben de gideceğim. Bu konuda yanlış bir tavır alıp babanızı sevindirecek bir şey yapmayın. Babaannem de gidecek mi? Oğlum kaç yaşında kadın? Kimsenin ayağına gidecek hali yok. Değil mi? Oh, gel. Hadi.
Anne, ben müsaadenizi isteyeyim. Otur 2 dakika. Diyeceklerim var. Buyur anne. Şimdi anlayır mısın beni? Hayriye Esra'yı istemeyi. Niye istemeyi? Kaplan'ın kızının öldürüldüğü bir dünyada sen memur çocuğu ne işin var bu dünyada? Ben beni sevmediğinizi düşünmüştüm. Sen bana ne yapmışsın da ben seni sevmeyeyim? Yani oğlunuza uygun bulmuyorsunuz herhalde diye. Bulayırım bulmayırım ayrı mesele. Sen o İlyas'ı çek, söyle. De ki bu belalık hayattan vazgeçmezsen beni de vururlar da. Abi bir şey diyor musun? Ne gibi bir şey? Herhangi bir şey. İyi. Ana, bize müsaade var mı? Daha Esra'yı Aydın'a bırakacağım. Aydın'mış. Böyle devam edersen bırakacağın yer belli. Kaplan'ın kızının yanı. Ana, o ne biçim laf? Beğenmesen dinleme. Hadi ana, müsaadenle anneciğim. İyi akşamlar abi. Ne olmuş Alparslan'a? Dedin mi sana Aizir abi? Demedi. Ama belli ki kötü bir şeyler olmuş. Biz yatıyoruz. Allah rahatlık versin ana. Sen versen. Allah zaten vereyim. Ben de olsa sana da vereceğim ana. Konuşmak ister misin Hızır? Neyi konuşayım Meryem? Tamamı katillerden oluşan bir masaya yeğenim, kızı öldürülmüş Ünal Kaplan'ın veliahtı olarak oturdum. Bana sormadan, bana danışmadan, hem de bunun yanlış olduğunu bile bile. Bunu mu konuşayım? Oradan çıkışta
İlyas yeğenimin gırtlağına sarılıp seni öldürürüm lan diye tehdit etti. Buna karşılık Alp Aslan da İlyas'a benim gırtlağımı sıkacağına git babamı öldürenleri bul, onların gırtlağını sık, onları öldür dedi. Bunları mı anlatayım? Acısı var Hızır. Hı-hı. Acısı var biliyorum. İlyas'a ben de öyle dedim, acısı var dedim. Herkesin acısı var. Herkesin bir şeyi var. Ama benim neyim var Meryem? Hı? Benim neyim var? Senin. Senin bir sürü sevenin var. Bir sürü sevdiğin var. Kocaman bir ailen var. Hiç vazgeçemeyeceğin bir gücün var. Bir de şeytan tüyün var. Hı. Bak işte onu bulursan tut da kopardı. Ananın yanında yatarken ne dediydi anan sana? Uyum pis. Hani uyuyordun? Ne yapayım? Baktım hikaye anlatmaya başladı. Ben de horlama numarası yaptım. Hakikaten uyum pis. Nereye? Çocukların yanına. Meryem. Sen niye iyi davranıyorsun? Ben bunu çok düşündüm Hızır. Seni sevmek de dahil. Bir sebep bulamadım. Sonra aklıma bir şey geldi. Ben hatalar yaptım ya. Hı. Sen de hata yapmaktan vazgeçmeyen bir adamsın. Sana iyi davranmak, bu hatalarımın affedilmesi için ödeyeceğim bedel. Yani umarım öyledir. Hatalar böyle affediliyorsa ben yarın herkese iyi davranırım. Bir kere yap. Sadece bir gün herkese gerçekten iyi davran. Allah affeder mi bilmem ama ben seni affederim. İlyas. Efendim Esra. Bir şey söyleyeceğim ama bağırırsan çok kırılırım. Bağırmam hayatım, söyle. Ben özlemlerde kaldım. Babası bir gün bile kötü davranmadı. Aksine çok ilgilendi. Acılı günde yanında olmak isterim. Özlem'in en yakın arkadaşı bendim. O bizim gibi bunların önemli olduğunu düşünen bir adam değil hayatım. Adamın nasıl biri olduğunu tartışmıyorum.
Ben bana düşenle ilgili ve Özlem'in hatırıyla ilgili bir şey söylüyorum. Bazen gitmek istemediğimiz yerlere gitmek zorunda olabiliyoruz. Tabii ki baş sağlığına gideceksin. Ki zaten benim kadınıma da bu yakışır. Kahvaltıya çağırmadın, yemediğinden belli. Bir karar aşamasındayım abi. Fikrinize eğer kabul ederseniz desteğinize ihtiyacım var. Ne diyorsan abi. Ben seni anlıyorum. Babam vurulduğunda bir acıyla herkesi öldürmek istedim. Ama sonra yanlış yaptığımı gördüm. Yanlış bir karar vermeni istemem. Ne karar aldıysan bizimle paylaş. Peşin peşin sorayım. Burada anlatacakların burada mı kalacak? Evet desek de, hayır desek de. En azından size bu kadar güvenebilirim, değil mi? Eyvallah. Ünal Kaplan'ın veliahtı olarak masaya oturdum. Adamın isteğiyle benim isteğim örtüştüğü için. İntikam. İntikam aldığında hiç rahatlayan bir insan görmedim kardeş. Benim planım intikamdan daha büyük abi. Bir planım varsa o intikam değildir. Hele de Ünal'ın yerine oturmuşken. Fahri abi, sen devletle, istihbaratla ilgili ilişkileri sağlayacaksın. Reha, sen sokağa sahip çıkacaksın. Sokağın silah gücüne sahip çıkacaksın. Birinin öldürülmesini istediğim anda kim vurduya gidecek? Asla bize mal olmayacak. Ezber, sen hangi kuş öterse ötsün duyacaksın. Devletten, mafyadan önce ezberleyip bana getireceksin. Biz derken niye sadece burası biz olduk? Hızır abiye de İlyas abiyle ters düştüğün bir durum mu var? Hiçbir şekilde ters düştüğüm bir durum yok. Hızır amcam masasında liderlik yaptığı insanlara düşmanlık yapamaz. Ben o masadaki herkesten düşmanlık beklerim de yaparım da. Yani Sibiryalı'dan intikam alıp onu öldürüp sayfayı kapatmıyoruz öyle mi? Heh. İntikamın ötesinde dediğim plan da bu. Sibiryalı'yı öldürmek çok kolay ve çok yakın olmayacak. Bunu başardığımızda da savaş eskisinden çok daha büyük olacak. Büyük planı anlat Alparslan. Anlatayım abi. Bir gün Nevzat Bey ile burada otururken bana demişti ki, arkasında devletler olmayan güçler yeraltı dünyasında barınamazlar, büyüyemezler. Açıkçası benim çok zoruma gitmişti. Biz güçlüyüz.
bizim arkamızda devlet mi var diye. Adam evet var. Sizin arkanızda ben olmasam oyuncak silah bile satamazsınız demişti. Heh. Abi işte sen Nevzat'la bu devletin arkamızda olmasını sağlayacaksın. Ben de Ünal Kaplan'ın intikam duygusunu kullanıp diğer bütün dünyayı yöneten devletlerle temasa geçeceğim. Tüm bunların hepsi bir gün senin masayı yönetmen için mi? Ben masayı yönetme peşinde değilim. Masayı Hızır amcam yönetir. Ben bu masaları kurduranların, yönetenlerin peşindeyim. Ha. Tabii bunu başarana kadar hayatta kalabilirsek. Sen bu anlattıklarını Nevzat'a anlatacak mısın? Evet, anlatacağım. İyi. Çünkü amcana ihanet etmedikçe gerisi bizi ilgilendirmez. Amcana ihanet edersen seni vururum. Ben de. Ezber. Fahri abi ne yapıyorsa ben aynısını yaparım. Eyvallah. O zaman şunu bilin ki, eğer bir gün aileme ihanet edecek olursam beni vurun. Ama onların bile bundan haberi olmasın. Gizli yapın. Çünkü ne zarar görmelerini ne de üzülmelerini isterim. Ya insan kucağına almaya korkuyor ya, inciteceğim diye. Kucağından indirmedin civcivim. Az bize ver de. Ya karışma sana civcive, sana ne enişte? Dayı ben de beklenti içindeyim ya. O yüzden şey ettim. Yenge, sanki hiç doğurmamış gibisiniz. Sanki gidip başkasından almışsınız çocuğu ha. Teşekkür ederim de gayet de başkasından almadım. Bu Mübeccel'in kocası Nazlı. Biliyorum, biliyorum. Mübeccel abla sağ olsun çok geldi gitti, hediyeler getirdi. Vallahi karımdır diye söylemiyorum. Sen karındır diye söylüyorsun. Söyle. Çok sıcak, samimi, dürüst bir insandır. Yani elinden her şey gelir. Dilinden olmasın. Evet, dili biraz dikenlidir reis. Ne güzel oldu, iyi ki geldiniz. O kadar mutlu ettiniz ki beni. İlk defa büyük bir ailem varmış gibi hissettim. Hoş geldin İlyas. Çekil ayağımın altından. Neredeymiş Yunus'umuz? Hı. Şimdilik hamsi. Bakalım Yunus olacak mı? Abi. Bu bildiğin babam ya. Tabii. Baban eline doğduğu için sen daha iyi hatırlarsın. Yok yok. Bildiğin Nazlı bizden kimseye benzemiyor. Hoş geldin İlyas. Hoş bulduk. Gözümüz aydın. Sağ ol. Yaren İlyas'a şerbet versene. Şerbetimiz kalmadı. Yok zaten ben öyle haz etmem şeker şerbet şeylerden. Şunu. Peki ver. Koy. Geç otur. İlyas'ım sende gizli şeker falan mı var acaba? Gizli yayın işte, ortaya çıkarmadı. Hele ona bir bak. O hiç içinde gizli bir şey tutabilir mi İlyas?
Dayı, hazır sen de bu kadar sevinçliyken ben Yunus'a bir armağan düşündüm. At mı? At değil dayı. Tay. Gerçekten mi? Ya Yunus yürümeye başladığında bizimki de yarışlara hazır olur. Sizden asil olmasın, annesi de çok asil. Enişte. Efendim? Bizi de at binmeye götürür müsün? Ha. Tabii de dayı ne der bilmiyorum. Niye bir şey desin canım? Enişte. Efendim? Sen şunu beşiğe iliştirsene. Tabii. Yenge, yorulduysan ben biraz daha alabilirim. Al. Gel bakalım. Oğlum madem bu kadar sevdiniz, iki günde bir karılarınızla gelin, kız da dinlenmiş olur biraz. Ben her akşam mübecceli alır uğrarım. Çok sevinirim. Hep gelin, çok isterim. Allah! Civciv, aman ha elindeki bomba değil fırlatma. Bizim galiba karnımız acıktı. Ver oğlum bana, ver. Al abi. Siz de acıkmışsınızdır lan. Bir fırçamı yiyin de kendinize gelin hadi. Hadi bakalım. Ver. Görüşürüz. Özler geliyor muymuş galeriye? Geliyormuş. Vehbi ne yapmış? Akşama görüşme tamammış abi. Reis, ben bir bomba düzeneği hazırlasam içeriye sokabilir misiniz? Ne bombası Servet? İçeriye toplu yine soksak iyi. Bu herifin bizimle görüşmeyi kabul etmesine bile şaşırdım da. Abi kusura bakma da biz niye görüşüyoruz bu Sibiryalı'yla? İçeriye girsek bile bir şey yapamayacağımız belli. Başka bir fikrin var mı İlyas? Bu bizim konumuz değil. Yeğeninin konusu. Yeğenimin konusu. Benim yeğenimin. Evet. Peki içerideki kimin yeğeni? Senin oğlun. Senin yeğenin değil yani. Kusura bakma abi. Yeterince yeğen dersi aldım ben. Tek tek baktığında bunların hepsi melek. Bir araya geldiklerinde mi şeytana dönüşüyorlar? İlyas gayet tek başına da şeytan. Ne oldu ki? Ben o İlyas'ı bitireceğim. Bak sana burada söylüyorum. Yok Mahmut şöyle, yok Mahmut böyle. Tamam doğru söylüyor ama kimse o İlyas'ın nasıl bir insan olduğunun farkında değil. Ya tamam da ne oldu, bir şey mi oldu? Aklınca bana köpek çekiyor. Köpek kimmiş ben gösteririm ona. Sağ ol Lütfiyeciğim. Ya bu fitne karı niye benim gene teyzemin yanına çöreklendi? Doğumu, hastaneyi, eve çıkışı falan anlatıyordur herhalde bebekten bahsediyorsa. Yok,
Mevzu Alparslan'sa onu bilemeyeceğim tabii. Alparslan konusunu bilmez mi Beçen? Sen bir şey öğrenebildin mi abla? Yok. Öğrenmeyi kaldırabilecek yüreğim de yok. Aynen. Zaten eniştenin dediğine göre İlyas da birbirlerine girmişler. Cenazenin olduğu gün. Ya. Ama mevzu nedir ne değildir kocam da bilmiyor. Ya Ayşen. Ya siz Cici'yle akşamları ne konuşuyorsunuz? Aman abla, bizim bebekten başka konumuz mu var sanki? Vallahi ben de hamileyim ama yani bebekten başka her şey mevzumuz. Anne, Emine Hanım aradı. Sen ne düşünüyorsun bir Beca diye? Ben de dedim müthiş fikir. Yani sonuçta Nurten tanıdığımız, bildiğimiz bir insan. Yunus'umuza da çok iyi bakacaktır. Hayriye annem çocuğu görmek isteyecek tabii. Sizin eve getirir Nurten, annem de gelir orada görüşürler dedim. Böylece tatsızlık tuzsuzluk falan da çıkmaz. Emine bunları niye Sadi'de bana demeyi? Anne, mevzu Nurten olunca Meryem abladan dolayı arayamamıştır. Zaten bana dedi ki sen Hayriye Hanım'ın ağzını ara, ondan sonra da beni ara. Ben ona göre hareket edeceğim. İyi düşünmüş. Her ne kadar Nurten'in başından atmayı isteyse de benim işime gelir. Emine'ye de benim sık sık gitmem iyi olur. Doğru söylüyorsun anne. Sonuçta ticaret masasında senin iki oğlun bir torunun oturuyor. Masaya tamamen hakim olman lazım. Benim torunumla masanın ne işi var? Ünal Kaplan Alparslan'ı yerine oturtmuş. Ne diyorsun? Ölümü gör, benden duyduğunu söyleme Allah aşkına. Söylersem zaten elini görürüm de. Bunların olmaması için elimden geleni yaptım. Ama bunlar olduğuna göre çok üzgünüm. Senin için ne yapabilirim? Masada yerimi güçlendirebilirsiniz. Nasıl? Amcam Sibiryalı'yla görüşmeye gidecek. Ondan haberim var. Ama orada bir şey yapamazsınız Alparslan. Orada bir şey yapmak gibi bir düşüncem yok. Orada bize bir şey yapılmasını engellemek gibi bir düşüncem var. Nasıl? Nasılın cevabı sizde Nevzat abi. Dediğiniz gibi Sibiryalı'yı öldürmek bugünün işi değil, kolay da değil. Ama Sibiryalı'yı Ruslarla düşman etmek, desteksiz bırakmak çok da zor olmasa gerek. İyi oyun. Bunun her gün bir gemisi geçer boğazdan. Bazısı bakliyat yüklüdür, bazısı bakliyat içinde silah. İşte o geminin adı nedir? Nereye gelir? Kaçta gelir? Ensemden ne zaman çekileceksin Özer? Bir bakıyorum elinde silah, bir bakıyorum kılıç. Senin benimle ilgili derdin ne? Sizinle ilgili bir derdim yok.
Geçen gün dost olduğumuzu zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum ki kılıç çektin. Hem beni, hem kardeşimi, hem Alparslan'ı mı kesecektin? Silah konusunda haklısınız. O zamanlar dost değildik. Peki. Kılıçta ise tamamen haklı değilsiniz. O zaman kılıcı kime çektin? Ya Alparslan'a ya da Ünal Bey'e. Nasıl yani? Yeğeninizi öldürmemi isteseydi Ünal Bey, öldürecektim. Çünkü daha önce yapılmış bir anlaşma vardı. Ve Alparslan Özlem'le buluşarak bu anlaşmayı bozdu. Ünal Bey'in buna hakkı vardı. Sizi öldürmemi isteyerek işi aile meselesine çekseydi, o zaman haksız olurdu. Ben de liderimin yanında yer alarak Ünal Bey'i öldürmek zorunda kalacaktım. Ya sen nasıl bir adamsın arkadaş? Dürüst. Peki. Madem seninle dost olacağız, o zaman açık açık konuşalım. Bu benim önüme koyduğum mermi. Bunu bir şekilde sana iade edeceğim. Eğer dürüst olmaktan vazgeçersen kafana sıkarak, eğer böyle kalmaya devam edersen düşmanına sıkarak. Dürüst bir anlaşma. Sibirya'da bir görüşme ayarladım. Sen, ben, İlyas. Ama o şerefsiz Efi'yle haber göndermiş. Madem Ünal'ın koltuğuna Alparslan oturdu, benim İlyas'la sorunum yok. Alparslan gelsin demiş. Alparslan'ın gelmesi doğru mu? Değil tabii ki. O kadar adamın içerisinde Sibiryalı'yı öldürecek halimiz yok İlyas. Lafını bilip de konuşabilecek mi abi? Hani acısı var ya, o yüzden söylüyorum. Bu görüşmenin amacı ne Hızır Reis? Sen kazandın demek. Ünal'ın kızını öldürdün. Masasındaki koltuğundan ettin. Savaşı sen kazandın. Senin kan davan Ünal'la. Bu masanın ticaretini engellemez demek. Alparslan'ı niye istediğini anladım. Niyeymiş? Kan davasını Ünal Bey mi gidecek, Alparslan mı gidecek? Savaşı ona göre yönlendirecek. İşte bu yüzden Alparslan'ın intikam intikam gibi laflar etmemesi lazım ki bu işi sağ salim devam ettirebilelim. Sizin bu görüşme için beni önerme sebebiniz ne? Öğrenmek isterim. Şimdi bizi oraya silahlı almayacaklarına göre ben istedim ki içeriye yine bir silahla girelim. Ne olur ne olmaz. Gelmekle beni çok mutlu ettin. Sanki Özlem birazdan içeriden gelecek. O aptal saptal sözleriyle beni sinirlendirecek ve güldürecek. İnanın benim için de çok zor. Hiç inanasım gelmiyor.
O kadar farklı dünyası vardı ki. Herhalde bize şaka yapıyormuş gibi geliyor bana. Özlem öldüğünde kırgın ayrılmıştık. Onu unutmak istiyorum. Ama unutamıyorum. Onu çok sevdiğimi söyleyemedim. Sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi biliyordum. Sahi mi? O kadar güzel taklidinizi yapıyordu ki. Sonra da diyordu ki ben bu adamı nasıl sevmeyeyim. Herkes ondan korkuyor. Ama aslında onu tanımıyorlar. Herkesin yanında Ünal Kaplan, benim yanımda Yavru Kaplan. Hadsiz. En çok da bu lafınızı söylüyordu. Bir kızımı kaybettim. Ama öbür kızım hayatta. Eğer kabul edersen... bundan sonra seni manevi kızım olarak görmek isterim. Çok mutlu olurum. Ama İlyas'ın beni sizden isteyeceğini sanmıyorum. Gelsin. Gelsin. Özlem'i Alparslan'a vermedim. Bunun için çok pişmanım. Ama seni İlyas'a veririm. Nevzat Bey'le görüştüm. Sibiryalı'nın yanına gideceğimizi söyledim. Niye? Çünkü bir plan yaptım. Ne planı bu? Alparslan Bey. Acını yaşamak yerine. Amca. Acımı böyle yaşayacağım. Plan yaparak. Sabrederek. En sonunda başararak. Neymiş planını anlat bakalım. Biz adamla görüşürken adamın silah sevkiyatına çökmek. Devlet mi çökecek? Hayır. Biz çökeceğiz. Biz diye kime diyor be abi? Ben, sen, Özer Bey Sibiryalı'nın karşısında olacağımıza göre kime emrediyorsan o. Biz yaparız dayı. Ya sen ne biliyorsun da ne yapacaksın enişte? Abi ben gemiyi biraz araştırdım. Victor ismi, kuru yük gemisi. Rotası ve limana demir atacağı saatler yazıyor. Tamam işte. Ver şunu bana. Bu iş bizde dayı. Değil mi çiftçim? Enişte, anlamadan dinlemeden hemen atlamasak. Şöyle anlatayım. Bu geminin içi silah dolu. Biz bu geminin içindeki silahları ele geçirirsek, Sibiryalı Ruslarla papaz olur, bizim üstümüzden çekilir. Önce şunları burada konuşsak. Daha sonra abimin iznini aldıktan sonra gidip Nevzat amcana anlatsan daha doğru olmaz mı? Amca, hepimizin iyiliği için bir plan yaptım. Hızır amcam buna hayır derse, bu hayırdır. Plan hayata geçmez. Gideriz Sibiryalı'nın karşısına geçeriz. Hakaretimizi işitiriz.
Oradan ölü mü çıkarız, sağ mı çıkarız zaten benim için fark etmez. Onun üstüne plan yapma hakkı sende İlyas amcam. Bunda yanlış bir şey yok. Siz içerideyken sizi sağlam almak iyi plandır reis. Bunu sen mi diyorsun be? Zaten savaş başladı. Doğrusu Ruslarla papaz etmek. Fahri. Planı bizimle paylaştığında destek olduk. Bu saatten sonra sen ne dersen. İyi. Hazırlığınızı yapın. Eğer başarısız olursanız oradan canlı çıkmamız imkansız. Karar İlyas'ta. Rıha, yürü biz de babanlara gidelim. Karar sende. Amca. Doğru kararı verecek olan sensin. Ben acılıyım. Hızır amcam benim peşimde. Doğru karar sende. Tamam peki. Ezber buzun. Sen de çıkar şu planları koy masanın üstüne de bir bakalım. Hangi bekçi, hangi saat, hangi liman? Hadi. Gel hadi gel. Yeğen doğru plan yapmış. Sibiryalı iyice çizgiyi açtı. Onu Ruslara havale etmeli. Benim tek endişem Alparslan'ın herhangi bir yerde duygularına hakim olamaması. Sibiryalı buna zorlayacaktır. Öyle bir durumda ne yapalım? Müdahale edelim mi? Edemezsiniz. Etseniz her şey birbirine karışır. Sibiryalı kendiyle birlikte herkesi öldürür, kanı da bize sıçrar. Ünal Kaplan'ın hamlesine ne diyorsunuz? Her zamanki gibi. Acımasız ve akıllıca. Ünal demişken. Ne yapıyorsunuz efendim? Devlet nezaketi diye bir şey vardır. Başsağlığı diliyorum. Merhaba Ünal Bey dostum. Ben Davut. Biliyorum hocam. Telefonunuz bende kayıtlı. Çok üzüldüğüm bir haber aldım. Başsağlığı dilemek için rahatsız etmiştim. Teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Ne yaparsınız? Kaza. Mahiyetini tam olarak bilmiyorum ama... belli ki çok talihsiz bir kaza. Çok. Çok. Ben sizin daha fazla zamanınızı almayayım. Tekrar başınız sağ olsun. Estağfurullah hocam. En kısa zamanda bir araya gelelim. O güzel sohbetinizle acım belki bir an olsun hafifler. Ne zaman isterseniz. İyi günler. Size de iyi günler hocam. Alparslan nasıl Hızır? Senden kötü. Benim hasar. Ciğerimde, böbreğimde. Oğlanın yüreği gitmiş ne yapsın? İşte bu yüzden bir şey diyemiyorum ya. Yüreği gitmiş de... aklı başında mı bizim delikanlının? Başında, başında. Kafasında 40 tilki geziyor.
Rahmetlik babası da öyleydi. Giderken tilkileri oğluna bırakıp gitmiş. Ne diyeyim? Vallahi bir şey de. Bunlar başıboş kalınca nereye, ne yapacakları belli değil. Ha benimki. Gidip Sibiryalı'ya hava atmış. Öğrendim. Havası işime yaradı. Yoksa verecektim cezasını da. Ya karışmayın bu çocuklara. Hepsi pırlanta gibi. Hele benim düştüğüm hale bak. Bu pırlantaların zerresi olan bir kardeşim olaydı. Ben burada mı yatardım? Efendim Mehmet abi. Seninki üzülüyor. Mahmut da gitti. Bevreksiz kaldım. Kardeşim olaydı bana böbreği verirdi diye. Vay ben onun böbreğine, ciğerine, ciğersiz, kansız. Ya öyle aynı şeyleri düşünüp bunalıma girme sen dede. Zaten bir sürü işim var, işim başımdan aşkın. Bir an önce kalkın da. Çoluk çocukla iş yaptırtıyorsunuz bana. Ha vallahi ben bunu bekliyorum. Sıkılacak biri varsa hemen geleyim. Aman aman kalsın, kalsın. Adam vurmaya giderken bir de sizi sırtımda taşımayayım. VP abi hazırmış abi. Hızır'ım. Buyun al yeğenini. Koltuğa oturttu ya. Bundan sonra kim kimin kucağında, kim kimin koltuğunda belli değil. Sadece Arpaslan'ı değil, herkese mukayyet ol. Doğru diyor. Buradan çıkayım. İlk işim o İlker. Le dur dur. İlker bana lazım. Şu ara lazım. Şu ara bana herkes lazım. En çok da siz. Çabuk iyileşin. Vesselam. Oy, oy. Ölürüm, ölürüm. Ben sana bakmaz mıyım hiç? Ben sana bakmaz mıyım? Ya Emine abla, ne gerek var böyle şeylere? Ben çok mahcup oluyorum. Ne mahcubiyeti kızım? Aile içinde mahcubiyet olmaz. Sen bizim kızımızsın. Oğlum da evladımız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ya Emine abla, ben tabii ki oğluma bakacağım da. O kadar zor geçti ki bu hamilelik dönemi benim için. Yoksa ben çalışmamaya alışık bir insan değilim. Tabii ki çalışacaksın kızım. Boşuna mı okudun, o kadar eğitim aldın? Tabii güvendiğimiz, bildiğimiz yerde. Var var. Bir sürü yer var da. Şu birkaç hafta geçsin. Sen ne yaptın kızım? Ne yapayım abla? Başıma gelen onca şeyden sonra ne iş kaldı ne güç. Bak, ben tipiyle konuşuyorum. Bizim Ateş var, tipinin yakın arkadaşı. Onun bir sürü inşaatı var. Hemen oradan bir yerde başlarsın. Böyle evde otur otur bunalıma girersin kızım. Girdik de çıkamıyoruz ki abla. Neyse, Nurten'im size bakar. Aklımız kalmaz. Hele yatır çocuğu. Kucak arsızı olacak. Altını bir değişeyim, getirip yatırayım. Neyse, otur otur otur.
Rahat olsa. Tekrar çok teşekkür ederim. Ne demek? Yunus'um. Canım benim. Sen bu eve hoş geldin. Ama ben çok hoş gelmedim. Bak şimdi, Nurten ablan neler yapacak? Senin o babana, babanın karısına, sülalesine neler yapacak? Sen şimdi rahat rahat uyu. Nurten ablan sana çok iyi bakacak, çok. Oh canım. Ya size mi kaldı o karıya dadı tutmak? Yok Nurten'miş, yok Emine'ymiş. Siz kafayı mı yediniz? Ben uşağın nerede göreceğim? Görmeyi ver anne. Görmeyi ver. Büyüyünce getirir Hızır uşağını, görürsün. Ben görmem ama Hızır söylenecek. Yoksa ben toruna mı hasretim? Bir sürü torunum var benim. Bunu bana söyleme. Oğlun sorduğunda ona söylersin. Biz hiç bu açıdan düşünmemiştik. O zaman ben arayayım Emine Hanım'ı. Meryem abla izin vermiyor diyeyim. Heh. Onu da yapın. Onu da söyle. Beni iyice küçük düşür. Zaten kocalarını sabahın köründe gitmiş koştur koştur altın takmaya. Bana bak Ayşen. Eğer sen böyle bir şey yaparsan bak yemin ediyorum o çocuğun doğar senin yüzüne bakmam. Ne münasebet canım? İtişip kakıştığım kadının evine gitmek. Kocana söyle bunu, kocana. Korkuyorlar abla, korkuyorlar. Senin kocandan korkuyorlar, ben ne yapayım? Benden korksunlar, benden. Benim kocamın korkulacak bir tarafı olsa ben korkardım. E sana yok, ne korkacaksın senin kocan? Ha diyorum size bu karı fitne diye, inanmıyorsunuz bana. E Hatice. Sen varsın ya işte sen bakarsın o çocuğa. Ne gerek vardı Ayten'e, Nurten'e? Ya bir sus. Ya bir saçma saçma konuşup benim sinirimi kaldırmayın. Meryem, Meryem otur şuraya. Başım döney. Tamam, Emine'ye gitmeyeceğim. Uşağa muşağa bakmayacağım, bitti. Anne olan oldu da bari bunu meşrulaştırmayın. Siz böyle yaparsanız Hızır üçüncü karıyı da alır, beş tane çocuk da yapar. Beni boşaltmayın bu adamdan. Meryem. Ne biçim konuşuyorsun? Bizim sülalede boşanma yok. Siz böyle devam edin. Bakın bakalım var mıymış, yok muymuş? Aranacaksınız. Arayıp da ne bulacaksın? Benim kaybettiğim bir şey mi vardı onu bulacaksın? Ara kardeş ara. Sen o çerçeğe bakma ara.
Ne oluyor? Demin arandık ya. Duvara yaslandım. Geçebilirsiniz. Durum iyi gözükmüyor Hızır Reis. Merak etme, senden başka bir silahım daha var Özer Bey. Abi, şu konteynerlardan iki tanesi. İki tane derken belli bir şey var mı peki? Yazıhanede mal yükleme listesi var. Ona bakmak lazım. Planımız ne abi? Hayatta kalmak. Hadi dağılın da. Ezber, gel ben. Bugün Rusya'dan gelen gemiler, indirilen konteynerler. Heh, abi buldum burada. G3.
Kapat! Çok yalvarmışsınız benimle görüşmek için. Buyurun. Sizi dinliyorum. Lafa yanlış yerden girdin de... nereye doğru gireceğini biliyorum. Şimdi insan gibi dinleyeceksen... konuşmaya geldik. Biliyorsun ben dinlemeyi severim Hızır. Yalnız dinlemeye başlamadan önce... başın sağ olsun delikanlı. Aynı zamanda da tebrik ederim. Ünal Bey'le çok kötü bir noktaya geldiniz. Ve davayı kan davası haline getirdiniz. Bizim burada bulunma sebebimiz, bu dava bizim ticari davamız değildir. Ünal Bey ile sizin aranızdadır. Yani şimdi siz hiçbir şey olmamış gibi ticarete devam edelim diyorsunuz. Ben de Ünal'ı istediğim zaman gidip öldüreyim, öyle mi? Kimin kimi öldüreceğini bilemeyiz. Ama Ünal Bey sizinle bu üslupla konuştuğu için bugün bu noktadayız. Eğer siz de bu üslubu devam ettirirseniz Ünal Bey gibi hüsrana uğrarsınız. Ama benim bir kızım yok ki. Gidip de birinin yanında öldürürsün. Bizim içimizde öyle şerefsiz insanlar yok. Birinin yatak odasına girip yanındaki kadını öldürebiliyorsanız... erkeğini de öldürebilecek kadar şerefli olmak lazım. Bak işte. İyilik yaparsın, yaranamazsın. Sen benim sayemde yaşıyorsun delikanlı. Unutma bunu. Ayrıca benim şerefle ilgili bir problemim de yok. Sen bir gün inime gelip de entrika çevirmeye kalkarsan... ben de odana girer seni cezalandırırım. Öldürmeyerek. Yarın öbür gün amcan... senin ağlamalarına dayanamayıp da bir şey yaparsa... onu da gittiği kadınlardan birinin evinde bulur... vururum. Kadınına ne yaparım... bilmem. O an bakarım. Ben plan yapmayı da sevmem. Benim şerefle ilgili bir problemim yok dedin ya. Benim şerefsizlerle ilgili bir problemim var. Şimdi onu çözmeye geldim.
Şerefsiz. Tamam. Bu problemi hemen ortadan kaldıralım. Elimi öpersen hepinizi bağışlarım.